Şey ver, salatası ver. Bizim medeniyetimiz vakıf medeniyetidir. Osmanlı ecdadımız birçok vakıflar kurmuş. Bu vakıflar vesilesiyle birçok ihtiyaç sahibi insanlara el uzatmak, hayır elini uzatmayı amaçlamışlardır. Burası da 1523 yılında bir inşa edilmiş bir İslam eseridir. Sadece namaz kılınan bir cami değil, etrafıyla, medresesiyle, aşeviyle, hanıyla, hamamıyla bir kervansaraydır. Şu anda içerisinde bulunmuş olduğumuz bu imarethane aşevide asırlardır ihtiyaç sahibi insanlarımıza yemek hizmeti sunmaktadır. Evet, burası 500 yıldır ecdadın açmış olduğu geleneği şu anda hala Çoban Mustafa Paşa Vakfı vesilesiyle hizmete devam etmektedir. Her sabah namazından sonra Ramazan'dan önce, Ramazan dışında sabah namazlarından sonra burada gelen cemaatimize, halkımıza sıcak çorba ikramı, gündüzleri de yine ihtiyaç sahibi ailelere kaymakamlığımızın Sosyal Yardımcı Vakfı ile birlikte onların tespit ettiği ihtiyaç sahibi insanlarımıza bizzat servisle evlerinde yemek hizmeti sunulmakta. Ramazan'da da Ramazan boyu iftar akşamları burada işte gördüğümüz gibi iftar sofraları kurulmakta. Buradan geçen yolculara, ihtiyaç sahibi insanlarımıza iftar hizmeti verilmektedir. Bunun temel gayesi şudur. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kim bir oruçluyu iftar ettirirse onun sevabıyla birlikte bir misli sevabı kendi hanesine yazılır. Komşusu açken tok yatan bizden değildir buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine hadis-i şeriflerinde. Esasında geleneğin, kültürümüzün dayandığı temel nokta burasıdır. Çoban Mustafa Paşa Hazretleri aslen Boşnak bir devşirme, sarayda Enderun Mektebi'nde yetişmiş ve daha sonra Osmanlı Devleti'nin değişik kademelerinde hizmetler deruhte etmiş. Yavuz Sultan Selim Han'ın kızıyla evlenmiş, damat olmuş. Bir lakabı da Paşa Hazretleri'nin Melek lakabı. Eskişehir'de Odunpazarı ilçesinde Kurşunlu Külliyesi, Üsküp'te Çoban Mustafa Paşa Camii, Edirne'de yine köprüsü, Kahire'de camisi bu vesileyle kendisine Melek lakabı verilmiş. Kendisi Mohaç Muharebesi'nde en son gazilik ünvanını almış Gazi Mustafa Paşa'dır. Ve vasiyeti üzerine en büyük eseri olan Gebze'deki Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'nin içerisinde bulunan türbesine defne olmuş. Bu sene Ramazan ayı Nisan ayına denk geldi. Malumunuz Hicri takvim her yıl 10 gün geriye doğru geliyor. Şöyle bir tevafuk oldu. Paşa Hazretleri'nin de vefat yıl dönümü Nisan ayı olması hasebiyle bütün kardeşlerimizin kendisine 3 İhlas 1 Fatiha hediye etmesini hasreten istirham ediyorum. Bu hizmetleri başlatan kendisidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim hayırlı bir çığır açarsa o hizmet devam ettiği sürece kişi vefat etmiş olsa da amel defterine sevap yazmaya devam eder. Burada namaz kılındığı sürece, hizmet yapıldığı sürece Paşa Hazretleri'nin amel defteri açık kalmaya devam edecektir. İftariyemi hani herkesin birbirine paylaşması gibi bir şey. Yani gerçek çok sevap bir şey. Verene verenlerine eden Allah razı olsun. Herkes zor günde yanına vuruyorlar. Gerçekten diyorum ben her zaman Allah herkesi zor günde yanında olmayı nasip etsin. Çok iyi bir şey. Yani her zaman her şeyde memnunuz. Evet, yani Osmanlı günümüze gelen hem Mustafa Paşa'ya ait bir yer olduğu için hem onu yani ziyaret ediyoruz. Hem yani çok güzel bir şey. Ne bileyim yani hem canımızda namazımı yapıyoruz hem abdest buluyoruz. Yani bundan daha iyi bir şey bulamayız yani burada. Burada bekliyoruz iftar sırasını. Burada bayağı zamandır iftar sofrası kuruluyor. Herkese yemek veriliyor. Allah razı olsun. Allah yardımcıları olsun. Teşekkür ederim. Hocam bundan verir mi canım? Aşağıya mı gidiyorum? Thank you.
Allah'a emanet.